E, çünkü e, orada aslında İsrail'in e, harita bir e, İsrail Filistin e, Gazze şeridindeki e, deniz yetki alanlarını ele geçirmek evet. istiyor. E, onu e, bir e, görelim e, ve Cihat Bey orada bize e, Cihat Bey orada bize e, göstererek bu nedir hocam? Bunu verdiler bu Ama şimdi bize? Bu, bu Türkiye ile Filistin'in şeyi değil mi? Evet. E, bu şimdi biliyorsunuz. Alanları. Bu bu e, bu anlaşmayı. İşte bu benim kendi teorimdi. O evet. nihayet çok şükür devletimizin yöneticileri tarafından bir anlaşma haline dönüştürüldü. Buradaki koordinatlar her şeyi anlaşma metni zamanında 10 sene önce bu anlaşma imzalanmadan önce yazılmıştı ve 10 sene sonra da birazcık tadil ederek anlaşma metnini yazmıştım ve o şekilde de imzalandı. Şimdi aynısı aynısı Filistin'de de yapılabilir diye 2012'de bir makale yazmıştım ama bu olaylar geliştikten sonra 2020 20 ve 21 yıllarında Filistin yönetimi ve bizim devletimizin yetkililerine dedim ki biz Filistin'le ve İsrail'le ama öncelikli Filistin'le bir deniz yetki alanı sınırlandırma anlaşması imzalayalım. Aynı mantıkla simetrisi Libya anlaşmasının ve böylece Filistin'e kara ülkesinin 8 katı deniz ülkesi kazandıralım. Hmm. Ve biz de kazanalım. şimdi Biz de ha. kazanalım dedik. Hmm. Hmm. Biz de Kıbrıs adası büyüklüğün, Kıbrıs adasının yarısı büyüklüğünde bir deniz alanı kazanalım. Hem onlar kazansın hem biz kazansın, kazanalım dedim. Bizim yetkililerimize, Filistinli yetkililere bu anlaşma metnini ulaştırdıklarını biliyorum. Hmm. Ama Filistinli yetkililer bu şekilde kabul etmediler. Kabul etmediler. Yani bu çok enteresan bir durumdur. Hmm. Çok enteresan bir durumdur. Bir numaralı haritayı... Şimdi dolayısıyla... Ee, şimdi olması gereken sizce bu. bu. Ee, değil mi? Evet. Fakat şimdi olanla birlikte evet. bunun önü alınıyor. Bunun önü da. alınıyor çünkü burası tamam. Burası, tamam. burası burası şurası Gazze şeridi. Evet. Gazze şeridi normal Güney Kıbrıs yönetimiyle yaptıkları anlaşmaya uygu anlaşmaya esas alırsak Türkiye hiç bu coğrafyada yok diye düşünürsek işte bu anlaşmaya göre şu alan hı hı. İsrail ve Filistin'in deniz kıyılarından oluşan alanla birlikte Güney Kıbrıs Rum yönetimi ile yapılan anlaşmada kalan alan hı hı. Filistin ve İsrail. Hı hı. Normalde deniz hukukuna göre Gazze Şeridi burada. Evet. Gazze Şeridi'nin uzantısı normal paralel olarak böyle çıkmalı yukarıya hı. kadar. Ve dolayısıyla Filistin'in hakkı Filistin olmalı. hakkı olmalı. Ama İsrail bunu bile tanımayıp İsrail şu üçgeni gösteriyor. Şu ha. kadar şu alan senindir diyor. Ama burada çok önemli bir şey var Senemanım. Şuradaki bu bölgelerdeki şu noktalar şurada ve Gal Batı Şeria önünde Hı -hı. çok zengin petrol ve doğalgaz yatakları var Hı -hı. ve buradaki doğalgaz yatağını ispatlanmış bir doğalgaz yatağı bu Maribe Noa O doğalgaz yataklarını gösteren galiba evet, bir haritamızda vardı. Bir haritamızda, Onu da şimdi bir ona dönelim sonra tekrar buraya gelelim lütfen. O da Onu da verelim. O da 19 şu anda 19 trilyon fit küp. Evet fit küp. Bakın bu da... Ne kadar dediniz? 19 trilyon. 19 trilyon. Fit. 19 trilyon. Bu şu demek. Yaklaşık 6 trilyon metre küplük bir doğalgaz yatağı var. Ve her geçen yıl daha fazlası tespit ediliyor burada. Fakat İsrail işte bu gaz hidrat yataklarının da üzerinde. Bir de gaz hidratlar var. Hı. O gaz hidratlar da bir birim gaz hidrat 164 birim doğalgaz oluşturuyor. Müthiş bir zenginlik. Ama İsrail, Filistin'in o doğalgaz ve petrolü çıkartmasına bugüne kadar müsaade etmedi. Neden? Kendisi çıkartacak çünkü. Kendisi alacak. Mısır'la İsrail gizli görüşmeler yaptılar. Mısır, İsrail'in Filistin'in bu gazı çıkartmasına müsaade etmesi, bir takım pazarlıklar yapılması yolunda... Bir takım görüşmeler yaptılar. Hmm. Hatta o belgelerin üzerinde bizim edindiğimiz bilgiye göre Filistin'in mührü de var. Filistin idaresi. Hmm. Şimdi ama bugüne kadar bir gıdım, bir santimetre küp dahi gaz ya da petrol çıkartmasına İsrail müsaade etmedi. Dikkat edin. Dikkat edin. İsrail doğal doğalgaz ihraç ediyor şu anda. Hmm. Ve Türkiye üzerinden doğalgazı göndermek istiyor. Ama oradaki yataklara Filistin'e dokundurtmadı. Neden? Çünkü Filistin değil, ben orayı işgal edeceğim ve oradan bunları alacağım. Ha. Ben kendime kullanacağım. Yani ya. dolayısıyla bir anlamda aslında e, Akdeniz Savaşı bu, enerji savaşı enerji bu. Enerji savaşı. Yani başka bir şey değil. Tabii enerji savaşı, çok önemli bir enerji savaşı. İşte biraz önce ifade ettiğim gibi şu bölgede şu pkk PKKistan, YPGistan koridoru oluşturulmaya çalışırken, Türkiye Cumhuriyeti devleti, Suriye'yi evet. onu da içine alan haritayı, haritayı orta bu o, o noktada evet. görelim onun üzerinden. İşte evet. bakın şuradan şuradan itibaren Haseke Kamışlı devam edip hatta Hatay tehlikeye giriyordu. Hı hı. Hatay gerçekten hedefteydi. Hatayı Türkiye'den kopartmak istiyorlardı. Bu bölgeden şu aşağıdan Hatayı başaramayınca buradan denize çıkışı olan bir PKK teröristan devleti kurulup şu bölgede de şu hı hı. bölgede de İsrail kıyılarını genişletmiş İsrail. Dümdan'dan parça alan İsraille denizden birleşecek şekilde ve buralardaki hem de Suriye'nin bu bölgede de çok zengin petrol ve doğalgaz yatakları var. Suriye henüz çıkartamıyor ama Rusya çıkartmak çıkartması için e, Rusya ile işbirliği yapıyor. Rusya da bundan pay alacak. Ama Türkiye Zeytin Dalı, Barış Pınarı e, gibi harekatlarla Bunlarla Türkiye bu koridoru kılıç gibi deldi. Delince şey, bu bölge ama Fırat'ın doğusundaki bölgeden PKK'yı atamadı. Evet, hala orada var. Hala orada. Vardı. Dikkat edin, çok önemli bir durum. Bu sefer koridor bu savaşla birlikte güneyden oluşturulmaya çalışılıyor. Hemen bir, bu. Filistin'e, Gazze'ye daha doğrusu İsrail'in saldırılarından önce dikkat edin. Bir ay önce PKK, YPG, Deirizor, şura, şu bölgede. Deirizor'un güneyinde saldırılara başladı. Alan genişletmeye başladı. Ve Arap aşiretleriyle çatışmalar başladı. Çünkü neden? Birisi onlara talimat verdi. Buradan aşağı inin artık diye. Burası Amerika kontrolündeki bir bölge. Amerikan güçleri var. Bu bölge buradan PKK, Buradan da İsrail şimdi gelirse, hı hı. burası birleşirse Türkiye resmen İsrail'e komşu olacak. Resmen dolaylı İsrail devleti olan, Amerikan devleti olan PKK-YPG ile komşu olacak. Peki o zaman madem e, finali bu eğer evet. he, yani önlenemezse. O zaman ne yapmalı şimdi Türkiye? Mesela biz iki gündür özellikle MHP liderinin işte o 24 saat süre açıklaması evet. ne demek istedi, Türk askeri mi gitsin, onu mu söylemek istedi diye onun etrafında dönen bir tartışmaya tanık oluyoruz. Ama genel olarak hükümetin tarzına, Ankara'nın tavrına da baktığımızda itidalli bir süreci evet. götürmeye çalıştığına tanık oluyoruz. Sizce bugün Türkiye bu meselede, işte Gazze'deki olan biten üzerine evet. ne yapmalı? Şimdi şöyle... Türkiye bir kere bu Gazze meselesinde kesinlikle irtidalli politikasını devam ettirmeli. Hı. Bu bir cumhuriyet politikasıdır. Bu bir cumhuriyet politikasıdır. Bu bataklığın içerisinde Türkiye'nin işi yoktur. Neden işi yoktur? İnsanlara çok acıyoruz. Çok üzülüyoruz. Nerede mazlum varsa tarih boyunca biz onun yanındayız. Bu soykırımın durdurulması çok önemlidir. Bu soykırımın durdurulması için uluslararası e, kamuoyunun harekete geçirilmesi lazımdır. Bir uluslararası işbirliği mekanizmasının oluşturulup bir gücün oluşturulup burada kontrolü sağlaması düşünülebilir. Ama kim oluşturacak bunu? İşte. E, senin bu, bu, yaycı. bu yani bu, en, bu en nihayetinde ha, Türkiye'nin buna gücü yeterli? Hayır. Amerika, İngiltere, Fransa, Almanya böyle bir tutum ortaya koymuşken bu nasıl yapılacak? O zaman Türkiye böyle bir uluslararası işbirliği olmadığı sürece, böyle bir barış teşkilatı olmadığı sürece. Türkiye'nin yapacak bir şeyi yoktur sınırların ötesinde. Hmm. Ama Türkiye şu tehlikeyi görüp... Peki bunu nasıl önleyecek? Türkiye bu tehlikeyi görüp, bu tehlikeyi görüp sınırlarının güvenliğini son derece sıkı şekilde şimdiden almalıdır. Miğferini çok sıkı hmm. takmalıdır. Yani o zaman burada aralarda boşluk bırakmadan bütün sınır hattı boyunca ya, bir Türkiye kontrolünden, hakimiyetinden bahsediyorsunuz. Kesinlikle. Ve ve biliyorsunuz e, biz bu 1 Ekim'de... Ee, buraya hava harekatı yaptığımızda İçişleri Bakanlığı'na terör saldırısı düzenlenince, hı hı. düzenlenince buradaki Suriye'deki PKK-YPG kamplarında yetiştirilmiş ve yönlendirilmiş iki teröristin gelip Ankara'da İçişleri Bakanlığı önünde terörist eylem yaparken etkisiz hale getirilmesi neticesinde Türkiye meşru müdafaa hakkını, Birleşmiş Milletler şartının 51. maddesi gereğince meşru müdafaa hakkını kullanarak hı hı. bu bölgede hava harekatları yaparak PKK, YPG kamplarını ve ona gelir sağlayan petrol kuyularını hava harekatıyla bombaladı. Tamam. Önce siyah harekatı yaptı. Tamam. Sonra uçaklarla yaptı. Ama bu her zaman yapabildiği bir harekat değildi. Bir sene sonra yapabilmiş